Cem de gelecek. Leyla Hanım, Cem Bey geldi. Ha, geldi mi? Şu an burada mı yani? Evet. Anladım. Tamam, o zaman ben şey yaparım. Ben ilgilenirim onunla. Sen şey yapabilirsin yani. Tamam. Ses ne ya? Bu zanneden mi geliyor? Ay hayır ya, bugün olmaz. Olmuş mu ya? Leyla Hanım birazdan gelecekmiş. Ne ikram edeyim size? Çok teşekkür ederim. Bir şey almayayım. Sağ olun. Of. Bir bu eksikti ya. Sorun mu var? Evet. Var da çözeceğim ben şimdi onu. Tamam, bir ben bakayım istersen. Yani çok istiyorsan gir bak da ben bir çıkayım. İkimiz de fazla burası. Artık bu zannenden de anlamıyorsundur herhalde. O kadar da değildir. Neyse, zaten şimdi servisi arayacağım. Niye açılmıyor ya? Cem. Ha? Kapı açılmıyor ya. Nasıl kapı açılmıyor? Açamadım. Dur. Dur, ben bakayım. Açılmıyor. Kapı donmuş. Nasıl donmuş? Dur, donamaz ya. Saçmalama, dur. Donmuş işte Leyla. Şinasi! Duyuyor musunuz? Arkadaşlar, direniyoruz, savaşıyoruz, vazgeçmiyoruz. Tamam? Hadi bakalım. İskender şef. Aylin şef. Hoş geldin. Hoş mu gerçekten? Bilmem. Sen söyleyeceksin. Yok, sen göstereceksin onu. Misafirim ben burada. Ha, bak güzel söyledin. Benim mekanımdasın şu an burada. Bu bilgiyle devam edersen güzel olur. Hadi geçelim. Senin mekanında benim menümü çıkaracağız ama. Göreceğiz onu. Görecek bir şey yok. Ben başlarım, sen beni takip edersin. Yok öyle bir şey canım. Sen buraya gelip benim mekanımda bana üst çekemezsin. Boşuna deli demiyorlar. Ne? Ne dedin sen? Dedim bence. Yok yok, sen söyleyeceksin. Deli mi dedin sen bana? Sadece ben değil. Herkes söylüyor. Değil mi? Bana bak, seni var ya çok kötü yaparım. Oo, bir sakin, sakin. Sen benimle böyle mi çalışmayı düşünüyorsun? Ben düşünmüyorum. Ben hiç düşünmedim. Mecbur kaldım. Ne düşüneceğim senin gibisiyle? Nasıl biriymişim ben mi? Ne gibiymişim? Bir söylesene. Kibirli, üstten bakan. Öyle mi? İtici. Ben. Sayayım mı daha?
Bunu senin söylemen de çok garip gerçekten. Kimseyle anlaşamayan, dengesiz, bilgisiz, geçimsiz birisin ya hani. Yok ben gerçekten bunu gebertirim. Gebertirim seni. Terbiyesiz. Görüyorsun değil mi? Aslede böyle bir şey var mı? Arkadaşlar ne oluyor? Aile ne olsun? Bana söyleme, buna söyle. Gelmiş benim mekanımda bana lagaluga yapıyor. Terbiyesiz. İskender lütfen. Bırak. Arkadaşlar lütfen. Aynen İskender burada sur içinde yaşamamız gerekiyor. Lütfen. Bence de öyle Şinasi. Bence de öyle ama Aylin hanımefendinin ev sahipliği kendisinden de garipmiş. Şef. Demedi Aylin. Lütfen arkadaşlar kaç yaşında insanlarız. Yakışmıyor bize. Şu ama geldi bak kalbim. Şinasi ben bu arada senin için de çok üzüldüm biliyor musun? Gerçekten her gün buna maruz kalıyorsun. Sana bol sabır dilerim. Seni gebertirim. Terbiyesiz. Yapmıyorum ya. Yapmıyorum tamam mı? İşbirliğine de galasına da başlarım. Tamam mı? İstediğini yap. Neyi yapmıyorsun? Nereye gidiyorsun? Seni bal gibi yapacaksın. Yap göreyim ben. İskender. Bal yapacaksın. Ben de buraya keyfimden gelmedim. Arkadaşlar. Mutfağının başına döneceksin. Aylin. Sen yapacaksın. Duyuyor musunuz? Şinasi. Tamam. Yeter. Elini inciteceksin. Belli ki duymuyorlar. Birilerini arayalım. Tamam arayın ben. Leyla benim telefonum Cekit'in cebinde kaldı ya. Sen arasana. Benim telefonum da yanımda değil ki. Cem. Ne yapacağız? Nasıl ulaşacağız şimdi? Ya sen niye almıyorsun ki telefonunun yanına? Ben telefonuma yapışık mı yaşıyorum Leyla? Sen alsaydın yanına. Ya sen niye giriyorsun ki buraya? İlla müdahale edeceksin değil mi her şeyi? İlla bızıklayacaksın her şeyi. Of! Cem nasıl çıkacağız buradan ya? Tamam dur sakin ol. Çıkacağız buradan şimdi. Nasıl? Düşünüyorum. Hop! Hiçbir yere gidemezsin. Hadi dur bakalım yiyorsan. Dur. Ne oldu? Korktun galiba ha? Kaçıp ne korkacağım gidiyorsun? Ya ne korkacağım Mutala? Ya Şükrü dur kavga mı ediyorum? Mutfak senin mutfağın. Gelip ev sahipliği yapacaksın. Ben menümü çıkaracağım. Sen bana yardım edeceksin. Misafirliğini bilecek. Senin gibi ukala adamla uğraşmam ben. Ben biliyorum zaten misafirliğimi. Geç mutfağın işinin başına. Ne yapacağımı sen öğreneceksin. Leyla. Ben de öğreneceğim. Gel öğreteyim istiyorsan nasıl olacağım. Bak haddini bil. Üstüme gelme. Ben biliyorum hakkım. Öyle tabağa rastgele sos atmakla şef olunmuyor. Senin gibi mi olunuyor? Evet benim gibi olunuyor. Hadi be oradan hadsiz. Gel buraya. Dur. Yabansın sen yaban. Kültür kuşkonmazı. Sirke gibisin sen ancak mide ekşitirsin. Gel buraya. Ya Cem iğneyle kuyu kazmak mı olur mu onunla ya? En azından bunu bulabildiğimiz için şanslıyız. Şanslı mıyız? Şaka yapıyorsun herhalde değil mi Cem? Eksi bilmem kaç derecede burada mahsur kaldık. Şanslıyız diyor ya. Cem, yoksa üşüyorum ben. Sen üşüyor musun ya? O kadar değil. İdare ediyorum şimdi. Hiç şaşırmadım. Eyvahlar olsun. Leyla. Leyla neredesin? Leyla. Mutfak. Dışarı. Cem olmuyor mu? Olacak. Sen sakin kal yeter ki tamam mı? Deniyorum. Birazdan açılacak merak etme. İyi misin sen? İyiyim. İyi değilim. İyi olmaya çalışıyorum. İyi olacağım. Deniyorum en azından. Ben halledeceğim. Olacak gibi mi? Olmuyor. Şinasi! Olmuyor. O nasıl çözeceğiz? Olmuyor. Çözemiyoruz tabii. Tamam sakin ol. Çıkacağız bir şekilde. Çok içiyorum Cem. Tamam dayan Leyla dayan. Sen hep öyle yapmaz mısın? Ha? Hep öyle yapmaz mısın sen? Güçlü kal diren. Diren Leyla.
gün. Ne biçim bir gün. Neredesin? Leyla neredesin? Ne biçim bir gün. Leyla. Leyla. Bunlar hiç hayra alamet değil. Dur. Ali. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Güvenme Leyla, tamam. Çıkacağız bir şekilde buradan. Ben kimseye güvenmiyorum Cem. Ben bir tek kendime güveniyorum. Tamam, güven. Yine kendine güven. Ama etrafındakilere de güven. Hayat o kadar yalnız bir yer olmamalı. Benim için öyle Cem. Ben başka bir şey görmedim ki. Bir divanda büyüdün çünkü. Annesiz babasız. Sen nereden biliyorsun Cem? Onu bilmem kötü bir şey değil Leyla. Sen ne anlarsın ki? Kimsesizlikten, yalnızlıktan. Aksine çok iyi anlıyorum seni Leyla. Neden bu kadar diksin, neden bu kadar sertsin? Her şey şimdi tam olarak oturuyor. Kabuğun ne kadar aşılmaz. Görüyorum seni Leyla. Görüyorum seni ne kadar istemesen. Senin için kolay değil mi? Büyük büyük laflar etmek. Ben burada tir tir titriyorum. Sen dimdik ayaktasın. Benim aklımda bilme değil. Çok şey var Leyla. Hatta sana bir şey diyeyim mi? Sen aslında o kadar yalnız bile değilsin. Seni seven bir bakışta buraya gelecek bir sürü insan var. Ben şimdi gitsem yokluğumu fark edeceklerini bile düşünmüyorum. Bunu sen mi söylüyorsun Cem? Senin her şeyin var. Her şeyin. Ben... Seni kıskanıyorum Cem. Bazen ben de çok kıskanıyorum seni Leyla. Dalgaya geçiyorsun Cem. Benim neyimi kıskanıyorsun? Senle ben çok ayrıyız. En başta senin ailen var. Her zaman yanında olan. Ailem var evet. Yıllar sonra oturup iki çift laf edebildiğim bir aile. Annemin babamla evlenmek için gördüğü bir anahtarım sadece. Hiç planlanmayan, istenmeyen bir çocuk. Biz seninle çok farklı gibi gözüküyoruz ama aslında çok benziyoruz Leyla. Ben bilmiyordum. Dışarıdan bakılınca o kadar kalabalık görünüyorsun ki. Onlar sadece kuru kalabalık. Aslında eskiden. Eskiden ne? Hacım. Bunu sana bir gün anlatırım ama şimdi değil, olur mu Leyla?
Yakışıyorum Cem. Dayanamıyorum. Korkmaya başladım Cem. İnsanlar donarak ölmeden önce. Uykuları gelirmiş. Korkuyorum Cem. Hayır. Ben izin vermem böyle bir şey. İzin vermem. Sonuna gelmedik daha Leyla. Sonuna gelmedik daha. Sonuna geldik Cem. Biz bir günlük heyecanla kaldık Cem. Bir gün bir ömür olabilirdi. Sen beni kovmasaydın. Neden? Neden Cem? Neden yalan söyledim? Leyla, ben sana yalan söylemedim. Sen beni bir dinlesen. Benim aslında öyle... Leyla. Leyla, hadi kalk. Hadi kalk, aç gözünü. Aç gözünü, bak bana. Bak bana, hadi. Leyla, uyuma. Uyuma ne olursun. Aç gözünü Leyla. Leyla, uyuma ne olsun. Şirazi! Leyla, aç gözünü Leyla. Şirazi! Aç gözünü. Hadi bak bana. Hadi Leyla, hadi kız. Küfret bir şey yap ama bak bana Leyla. Gözünü seveyim bak. Leyla. Leyla. Şirazi! Leyla, hadi aç gözünü Leyla. Leyla, hadi aç. Hadi. Hadi. Hadi.